Evet, herkese iyi günler. Bugün 14 Şubat 2020 tarihindeyiz. Kibir Antik Kenti'ne Nafi Bey geldi ve bu kentin ana girişindeyiz. Ana girişte de sizi antik dönemde milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış devasa bir stadyum karşılıyor. Stadyum 10 bin kişilik olup milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. Batı cephesinde 21 oturma sırası, doğu cephesinde ise 7 oturma sırasıyla mevcut bir stadyumdur ama milattan sonra 417'de geçirdiği stadyumun bu bölgenin özellikle büyük bir deprem geçirdiğinden dolayı yapının doğu cephesindeki oturma basamakları tümüyle yıkılmıştır. Fakat bu stadyum nedir? Gelmiş olduğunuz bu kent antik dönemde 30 bin askeri, 80 bin nüfusu, 2 bin atlı gladyatörüyle 25 antik kentin başkentliğini yapmış demokratik bir kentteyiz. Kentin ana girişinde de şöyle bir slogan yazar: Kibir Antik Kenti cesur yürekli insanların yaşadığı, hızlı savaş atlarının yetiştirildiği Kibira'ya hoş geldiniz sloganıyla başlar. Tabii kentin ana girişinde sizi ilk önce kutsal bir yol karşılar. Bunlar antik dönemde bu kente hizmet etmiş olan özellikle üst düzey insanların mezarlarıdır, anıt mezarlarıdır. Kibira Antik Kenti milattan sonra. Evet. Şu anda stadyum içinde geziyoruz. Gördüğünüz gibi stadyum antik dönemde bu stadyumun genel uzunluğu 216 metre ama iç mekanda kullanılan genel uzunluğu 180 metredir. Ayrıca Roma stadyumları genel ölçüleri de 180 metredir. Çünkü stadyum kelimesi antik dönemde kentlerin uzaklık anlatımıdır aynı zamanda. İşte Kibira'dan Balbura Antik Kenti'ne bize 100 stat uzaktadır dediği zaman güneyine, kuzeyine bu şekilde adlandırırlar. Siz bunu 180 ile çarparsınız. Sizin diğer kente uzaklığınızı bugünkü itibariyle kaç kilometre olduğunu doğrudan bilmiş olursunuz. Evet, stadyumun tam ortasındayız şimdi. Burası 90. metresi ve İmparatorun locasını görüyorsunuz hemen karşısında ve diğer karşısındaysa bir kapı görüyorsunuz stadyumun tam orta noktasında. Antik dönemdeki spor faaliyetlerini yapacak göstericiler buraya geldikleri zaman bu orta kapıdan İmparator locasının önüne gelerek selamlayarak burada spor müsabakasını başlatıyorlar. Tabii bu arenada neler yapılıyor antik dönemde? Bu kent atlarıyla meşhur. Çünkü sloganda da buna bahsediyorlar. Hızlı savaş atlarının yetiştirildiği Kibira'ya diye bahsediyorlar. Tabii antik dönemde bu kentte almış olduğunuz bir at bugünün son model Mercedes'ine eşit rakamla satılıyor. Bu devasal bir bütçe sağlıyorlar atların üzerinden. Savaş atı, koşu atı, yürüyüş atı yetiştiriyorlar. Kentin etrafında çok büyük uçsuz bucaksız yaylalar var. Bu yaylalarda tarım ve hayvancılıkla yoğun şekilde ilgilendikleri net ve açık. İşte atları da bu bölgelerde yetiştirip diğer antik bölgelere ve kentlere bunu satıyorlar ve gelir elde ediyorlar. Stadyumun uç noktasında karşıda sizi bir galeri köprüsü bekler. Bunun hemen arkasından güney doğuya doğru geçtiğiniz zaman nekropol alanına erişirsiniz. Burası o dönemdeki vefat eden insanlara ait mezarlıklar. Stadyumun üst kısmındaysa bu yıl 2019 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kazı Başkanlığı bünyesinde kazısı yapılan bir tapınak ortaya çıkarıldı. Tabii 6. yüzyılda kent büyük bir tahribat gördüğü için Bizanslar bölgeye geldiğinde kent yapılarının birçoğunu sökmüşler. Başka amaçlarında kullanmışlar. Tabii stadyum ne için kullanılıyordu? Antik dönemde işte gülle atma, hedef vurma, kısa mesafe koşuları, gladyatörlerin dövüşleri,
kentlerin kendi aralarındaki müsabakalarının tümü, o dönemde yapılabilecek spor dallarının tümünü burada işliyorlar. Günümüzdeki gibi farklı spor dallarında ödül alan o dönemdeki sporculara da ödülleri burada teslim ediliyor. Onursal bir alan olarak da kabul edebiliriz. Çünkü antik dönemdeki bir antik kenti, söylediğim gibi 80 bin nüfusa sahip, ama tabii bunun hepsi de bu merkezinde yaşamıyor. Bütün çevre köy kasabası var. Çiftlik yerleşimleri var kentin etrafında. Ama kentin stadyumdan yukarıya yürüdüğünüz zaman sizi 100 dönüme tekamül eden bir alışveriş, ticaret merkezi karşılar. İçerisinden geçer gidersiniz. Şu anda da galeri kapısının bir tarafına geçtiğimiz zaman hemen 20 metre ötesinde mezarlar başlamış oluyor. Tabii kent yapılarının birçoğu yerin 4 metre altında. 3 metreden doğu cephesinden batı cephesine baktığınız zaman kent yapılarını net açık görebilirsiniz. Buradan baktığımız zaman en sağ ve en öndeki kısım pazar yeri. Pazar yerinin hemen arkasındaki açık alansa tiyatrosu. Tiyatronun güney cephesindeki anıtsal yapı ise hem meclis binası, hem müzik salonu, hem de yargı merkezi olarak kullanılan, ön cephesinde 540 metrekare mozaik, iç cephesinde ise sahne binasının tam ortasındaysa bu bölgeyi çok iyi bir noktaya taşıyan, dünyada tek eşi benzeri olmayan Medusa başı var. Mermerden yapılmış ve opus seküle dediğimiz sistemle 3 boyutlu bir resim var. Tabii kentin tiyatronun en üst kısmındaysa henüz kazısı yapılmadı. Çok büyük bir tapınak daha çıkacak orada. Görmüş olduğunuz üzere şu anda tepe noktaların üzerinde kent yapılarının diğerleri açık, net gözükmüyor. Çünkü 4 metre ile 6 metre yerin altında erozyondan dolayı kapanmış bir bitki örtüsüne sahip. Buralarda da mı şey çıkacak, kazı yapılacak? Tabii bu alanların diğer, hemen diğer tepeyi bahsedecek olursak, oralarda hem mezarlık hem de yerleşimler var. Bir tane daha tapınak var bu tepenin diğer kısmında. Bu şekilde 3 kilometre daha ileriye doğru kent yerleşimi devam ediyor. Biz zaten bugünkü bir antik kentinin bir tane sokağını gezeceğiz. Bu sokağında bulunan antik dönemdeki kamu yapılarını göreceğiz. Önümüzdeki 125 yıl boyunca bu kent kazısı yapılacak. Bakanlar Kurulu kararınca karar alındı. Kent artık ülke var oldukça Kültür Bakanlığı tarafından finanse edilerek kazısı yapılacak. Bu kazıyı da yapan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden kazı başkanı Şükrü Özüdoğru ve heyeti kazısını yapıyor bu kentin. Tabii antik dönemde bu kent gerçekten demokratik bir kent, sosyal bir kent, bütün sanatların en iyi yapıldığı bir kentlesiniz aynı zamanda. Burası gelecekte Akdeniz'in Efes'i olacak. Bunu iddia ediyoruz çünkü kent yapılarını kazdıkça kendini çok iyi reklam ediyor. Gelecekteki kuşak da burada hayretler içinde bakıp gezecek kenti. Şimdi kentin hemen üst kısmındaki kiliseye doğru yol alıyoruz. Evet, şimdi de stadyumun hemen üst kısmındaki kilise yapısına geliyoruz. Gene Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından bu yıl kazı burada yoğunlaştı. Kazı heyeti burada kazıyı tamamladı. Gördüğünüz gibi dış duvarları görüyoruz şu anda yapının. Evet, şu anda kilisenin odalarını açtık ama bu odalar açılınca iç kısmından da farklı alanlarında mezarlar çıkartıldı, mezarlar temizlendi ve bu şekilde devam ediyoruz. İşte burada da bir oda var. Bu odada da bir mezar çıktı. Hemen görmüş olduğunuz gibi halkın toplandığı ve papazın özellikle
halka hitap ettiği alansa henüz kazılmadı bu kısım. Aslında kilise iki katlıymış. Biraz sonra ikinci kata çıkan merdivenin de sağlam. Onu gördük ama şu anda biz alt katındayız. Muhtemelen 417 depreminde iç mekana çökünce olduğu gibi yapının malzemesi de içeriye çökme yapılmış. Tabi kazı heyeti bu alanı temizledi. Şu anda dışarıdaki holine doğru çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası kiliseye girmeden önceki salon kısmı ve salonun içinden yukarıya doğru çıkan bir merdiven var. Tabi bu kat olmadığı için malzemeler tümüyle dış tarafa taşındı. Sütunlarını göstereceğiz size. Evet, bunlar kilise yapısının sütunları. Bu yapı restorasyon yapıldığı zaman bu malzemeler tekrardan yerinde olanlar tekrar eski yerine restorasyon yapılarak kullanılacak. İşte gördüğünüz gibi stadyumun hemen üstünde gene kenti 360 derece hakim olan bir noktada bir tapınaklarını görüyorsunuz. Gölüsar Ovası ayağınızın altında. Biraz Gölüsar Ovası'ndan bahsedeyim size. Şu anda hava biraz sisli olduğu için Gölüsar Ovası'nın karşısında aslında bir tane göl vardır. Antik dönemde bu göl bu Gölüsar Ovası'nın yarısından fazlasını kaplıyormuş. Toplamında 75 bin dönümlük bir araziye sahiptir Gölüsar Ovası. Bunun en az 40-45 bin dönümü sular altında. Tarım ve hayvancılığın en iyi şekilde icra edildiği bölge olduğu için antik dönemde de Romalılar bu bölgeye bu kenti yapmaya karar vermişler. Ama bugünkü Gölüsar Ovası'nın karşısında Uylupınar, Hisarardı ve Kargalı köyleri var. Bu köylerin olduğu yer M.Ö. 300'lerde Roma'dan önceki dönemde Anadolu halkının ilk yerleştiği yerdir orası. Kimdir onlar? Luvi halkı. Luvi halkı orada yaşamlarına devam ederken daha sonra bölgeye Romalılar gelir ve onlarla beraber bir 200 yıl ilk kent yerleşimi orasıdır. Orada yaşamlarına devam ederler. Daha sonra milattan sonra 1. yüzyılda bu kent inşa edilip yapılmaya başlanır ve 150. yıllarda milattan sonraki 150'lerde artık kent kendini tamamen bölgeye hissettirir ve yönetiminde ele alır. Kentin asıl sınırı bugünkü Antalya'nın Korkuteli ilçesinden başlayan kent sınırı bugünkü Muğla ilinin sınırlarına kadar dayanır. Oradan kuzeye doğru ilerlerler. Denizli'nin Tavas ilçesi ve Burdur'un Yeşilova ilçesi, Tefenli, Karamanlı ilçeleri üzerinden çizdikleri bir daire ile bu dairenin içerisinde 25 antik kentin başkentliğini yapmış olan bir kenttir Kibira. Aynı zamanda da Kibira antik kentine de 4 tane kent destek verir. Bu 4 büyük kentte kentin kuzeyinde, güneyinde ve batısında bulunan Bubol, Balbura, Onianda ve Olbasa antik kentlerinin doğrudan buraya destek vermesiyle demokratik bir kent yönetimini elde ederler. Evet, şimdi birazdan da pazar yeri içerisini gezeceğiz.